Arkadaşlar hepiniz eğitimimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tarih geçmişten bugüne olan uzun bir zaman dilimini kapsamakta. Ve bu zaman diliminin büyüklüğü bazen öğrenmeyi zor hale getirebilmekte. Hazırladığımız şifreli tarih eğitimiyle bilgileri daha kolay bir şekilde aklınızda tutabileceksiniz. Bilgileri PDF formatında açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Lakin bu işlemi yapacak hocamız gün itibariyle yurt dışında olduğu için döndüğünde bununla ilgilenecektir. Yazarak çalışmak istemeyen öğrencilerimiz varsa bir süre beklemelerini tavsiye ederiz. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Sağlıcakla kalın. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. Bunları fırça diye şifreliyoruz arkadaşlar. Peki bu 5 daimi üyenin ne farkı var diğer üyelerden? Bu ülkeler arkadaşlar kararları veto etme yetkisine sahip. Yani bizim dediğimiz olacak anlamına geliyor bu. Bu ülkeler dışında da 10 ülke vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 üye bulunmaktadır. Fırça diye şifreliyoruz. Bu ülkeler Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk'ün savaştığı cepheler denilmiş. Oraya bir parantez açıp Çanakkale cepheleri dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu cepheleri de CAKAS olarak şifreliyoruz. Bu cepheler Conk Bayırı, Anafartalar, Kireçtepe, Arıburnu ve Settülbahir'dir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri çok sık çıkan bir soru kalıbı. Saçdım olarak şifreliyoruz. Saltuklular, Artuklular, Çaka Beyliği, Danışmentliler ve Mengücekliler Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleridir. Tanzimat Fermanı ile ıslahat yapılan alanları vahim olarak şifreliyoruz. Tanzimat Fermanı 1839'da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilmişti. Bu bilgileri de hatırlıyoruz. Vergi, askerlik, hukuk, insan hakları, mal ve can güvenliği başlıklarında ıslahatlar yapıldı Tanzimat Fermanı ile. Birinci Balkan Savaşları sonunda kaybedilen toprakları ise badem olarak şifreliyoruz arkadaşlar. Bu topraklarımız Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları ve Makedonya'dır. Berlin Anlaşması ile bağımsızlığını ilan eden devletleri Sakar olarak şifreliyoruz. Ama burada fark ettiyseniz A harflerini almayacağız biz bu şifrenin içine. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Anlaşması ile bağımsız olan devletlerdir. Berlin Anlaşması ile Rusya'ya verilen toprakları ise KAP olarak listeliyoruz. Kars, Ardahan ve Batum'dur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletler Palyamço olarak şifreleniyor. Polonya, Avusturya, Litvanya, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Macaristan. Birinci Dünya Savaşı hangi tarihlerde yapılmıştı? 1914 ve 1918 tarihleri arasında gerçekleşen bir savaştı. Erzurum Kongresi'ne katılan illeri ise Best One olarak şifreliyoruz. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van Erzurum Kongresi'ne katılan illerimiz arasındadır. Misaki Milli'de geçen konuları biz Boraks olarak şifreledik. Boğazlar, Osmanlı borçları, referandum, azınlıklar, kapitülasyonlar ve sınırlar Misaki Milli'de geçen konular arasındadır. Lozan'da Atatürk'ün taviz verilmemesini istediği konuları ise biz Kem gözlü olarak şifreledik. Kapitülasyonlar, Ermeni meselesi, Misaki Milli'de çizilen sınırlardan Lozan'da taviz verilmemesi istenen konulardır. Lozan ile Türkiye'ye bırakılan bazı adalar vardı. Bunları da bir git olarak şifreledik. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adası Lozan'da Türkiye'ye bırakılmıştır. Lozan Anlaşması ile çözüme kavuşmayan konularımız vardı bizim. Bunları da ASKO olarak şifreledik. Azınlıklar, savaş tazminatı, kapitülasyonlar ve İstanbul'un durumu, doğu sınırımızın çizildiği anlaşmaları ise Gazi Mustafa Kemal olarak şifreledik. Baştaki harfleri alıyoruz arkadaşlar. Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmalarıyla doğu sınırımız kesin olarak belli olmuştur. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yaşanan olayları ise milat olarak listeledik. Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan Dostluk Anlaşması, teşkilatı esasi olarak bilmeniz yeterlidir. Terakkiperver Halk Fırkası'nda yer alan isimler. Bu sorular geliyor arkadaşlar. Kazım Karabekir, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele. Misaki Milli kararları ise şunları kapsıyor. Bu şekilde de şifreledik sizler için. Kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, sınırlar, Araplar ve referandumu kapsamaktadır. Lozan'da garantör bazı devletler vardı. Bu devletleri ise FIJO olarak kodladık. Fransa, İngiltere, Japonya ve İtalya Lozan'a garantör olan devletlerdir.
Türklerin kullandığı alfabeler ise kulağa olarak türeledik. Kulaktan aklınıza getirebilirsiniz. Kiril alfabesi, Uygur alfabesi, Latin alfabesi, Arap alfabesi ve Göktürk alfabesi olarak aklınızda bulundurabilirsiniz. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz de edebiyattan hatırlarlar. Yine orada da bu kalıpta bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirleri ise Besi olarak listeledik. Bursa, Edirne, Söğüt, İstanbul ve İznik Osmanlı'ya başkentlik yapmışlardır. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri ise Tema, bir vakıf vardı. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'dir. İkinci Mahmut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatları ise Sevdam olarak listeledik. Sekban-ı Cedid, Eşkinci Ocağı, Vakai Hayriye, Darüşşurai Askeriye, Asakari Mansur Muhammediye, Mızıkai Hümayun II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlardır. 1. İnönü Savaşı sonrasında TBMM'yi tanıyan devletleri ise Sefa olarak listeledik. Sırbistan, Ermenistan, Fransa ve Afganistan 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımışlardır. İttifak devletleri ise Amerika'nın eski başkanı Obama ile listeledik. Osmanlı, Bulgaristan, Almanya, Macaristan ve Avusturya 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinde yer almaktaydı. Peki bu devletler savaş sonrasında bazı anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmaları da ise sanatı sev olarak listeliyoruz arkadaşlar. Saint Germain Anlaşması Avusturya ile, Nöye Anlaşması Bulgaristan'la, Trianon Anlaşması Macaristan, Sevr Osmanlı, Versay Anlaşması ise Almanya ile yapılmıştır. Şer'i vergilerimiz vardı bizim Osmanlı döneminde. Biz bunları haç olarak listeledik. Sadece bu kadar mı şer'i vergi var? Tabii ki değil. Ama bu vergiler en çok karşınıza çıkanlardır arkadaşlar. Bir de buna çift bozan vergisini ekleyebilirsiniz aklınızda tutmak adına. Haraç, aşar ve cizye şer'i vergilerdendir. Cumhuriyet rejimine karşı yapılan eylemler ve isyanları ise isim olarak listeledik. İzmir suikasti, Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler ise Hacerim olarak şifreledik. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim Türklerin tarihlerin boyunca kullandığı bütün takvimlerdir. Genelgeler var arkadaşlar. Bu da çok çıkıyor. Sıralama sorusu olarak da karşınıza çıkabilir. O yüzden size bir güzellik yaptık. Kronolojik olarak bunu biz listeledik sizlere. H5 vasat olarak bileceksiniz bunu da. S ve V dahil değil. Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Balıkesir Kongresi, Erzurum Kongresi, Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri ve temsil heyetinin Ankara'ya gidişi bilmeniz gerekiyor. Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşması'nın sonuçları kısadır arkadaşlar. Kars, Iğdır, Sarıkamış ve Ardahan Türklere bırakılmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katılan devletleri ise fitil olarak listeledik. Fransa, İngiltere, Türkiye ve İtalya Mudanya Ateşkes Anlaşmalarına katılmıştır. Arkadaşlar bunları sınava yakın da çalışın. Tekrar ederek çalışmanızı size tavsiye ediyorum. Bu konuların PDF'sini hazırlayacak olan hocamız şu anda yurt dışında. Döndüğünde PDF'sini de buraya link olarak açıklama bölümüne yükleriz. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.